İbo, konuyu açalım. İbo. Arkadaş aşık. Okey. Murat Boz aşık. O tamam. Murat Boz o yüzden çok yakışıklı. Hep aşık yani. Aşk dolu bir adam. O yüzden yakışıklı. Ya değilken de yakışıklı biliyoruz ya. Ay bir şey söyleyeceğim. Arkadaş çok ben de aşığım yani. Rica ederim. Bu teori kafadan çöktü ya. Bu teori çöktü. Ya ben anladım ki ben pisim, aşık olamıyorum. Ki. Ben ne oldu? He? Bu programda dururken biz ne oldu ki bu ya? Hem ben pisiz, aşık pis, olamıyorum. Aşık olan yakışıklı olur. Aşıksın değil, töhmet altında kalıyorum. Ya şişmanlar sevmesin şey mi? Öyle mi yapar? Sevgilisi ekrim çekmiş. Benim bir single'ım dahi yok. Ama bir dakika, sen de belki evleneceğin insana film yaptın. O filmi belki ona abi adıyorsun. Helal. Abi sen bu işleri biliyorsun. Sen var ya büyüksün abi. Hey, ne evet. Bravo. Hey adamım. Bravo. Ama insan aşkına küçük esnaf diye film yapmasın abi. Çok güzel bir şey söylediniz. Murat Boz aşık olduğu için yakışıklı. Ya tabii aşk insanı güzelleştiren bir şey. Gerçekten lütfen aşktan korkmayın. Aşk mutsuzluk diye bir şey yok. İbo'ya evlilikte ne tavsiye ediyorsunuz? Ne zaman evleniyorsun İbo? Bu yazın sonunda evleniyorum. Bu yazın sonunda evet. Evleniyorsun. Bravo. Şimdi de sevgilime yaptığım bir şarkıyı söyleyeceğim. Yok öyle bir şey. Evlilikte mutlu olabilmek için herkesin karşı tarafı kabullen. Kadınla erkeğin doğası ayrı. Bir kere bunları kabullenmemiz gerekiyor. Yani ben kadınsam detaycıyım. Erkeksem biraz daha olaya mantıklı bakıyorum. Not alabiliyor muyuz? Kitaplarım var oradan okuyabilirsiniz. Tamam. Oba. Evlilikle ilgili var mı? Evlilikte herkes ya evlilik boşanıyor. Diye bir şey yok. Evet. Yani bu ilişkide evlilik ya da... Evlilik diye de bir şey? Aşk yok. Evlilik diye bir şey yok. Aşk var. Aşka abi yarın herkes aşk boşanacak var. Ama yanlış önlendiriyorsun artık. Ne yapıyoruz? Mutsuzlarsa boşansınlar zaten. Sorun yok yani. Evet doğru. Mutsuzlarsa boşansınlar. İlişkileri ben evlilik, nişan ya da söz ya da beraberlik diye ayırmanın anlamsızlığına inanıyorum. İşte orada bitmeye başlıyor ilişki. Hedef koyuyoruz. Evlilik hedefi, evlenmezse ayrılıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Aşık olmak zorunda mıyız? Hay aklına bin yaşa çok abi ya. Çok güzel bir soru. Böyle bir... Çok iyi soru. Hadi bravo. Buyur cevapla buyur. Az önce aşıktı yalnız. Evet. Yani. Ben aşığım. Aşık olmak zorundayız Bayan Bey. Zorundayız. Evet çünkü bu bizim aşk yaşama stilimiz, bizim kişiliğimizin yansıması. Aşık olamıyorsak orada bizim çok ciddi bilinçaltı kodlarımız var. Korkularımız, fobilerimiz. İnanın terapiye gelen anksiyete, depresyon, panik atak hastalarının çoğunun kökeninde ilişki sorunu var. İlişki sorunu olan ve aşkı yaşamayan herkes ya, bir şekilde dibe vuruyor. Çünkü başka bir şey tutuluyor. Bağımlı olmaya başlıyor. Şunun neler gelmiş size? Sizden aldığımız notlar var. Yani gelen ışınlanma başvuranların falan yaşadıkları şeyler. Marka ve konum şeyi olan, takıntısı olan evet. Bir kadın varmış mesela. Erkeklerin kol saatini ayakkabısına takıyormuş. Aa. Eğer marka olmazsa buluşmuyormuş. Evet. Aa. Çizgili evet. Pijama takıntısı olan var. Çizgili pijaması varsa asla. Çizgili Allah pijaması Allah. Olan erkekler evet. Asla belki. Evet. Evet. Birbirlerini çok sevdikleri halde anlaşamayan bir çift varmış. Kadın kaynanasını evinde istemiyor. Fakat maddi olarak beraber yaşamak zorundalar. Erkek karısı istemiyor diye annesini kız kardeşine yollamış. Fakat bu kez de sürekli annesiyle ilgili kabuslar görüyormuş erkek. Evet. Erkek eski sevgililerini takip edip buluyormuş. Ve sevgilisinin sürekli eşyalarını çalıyormuş kendi sevgilisinin. Tabii. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor? Sevgilisinin eşyalarını çaldıkça ilişkilerine heyecan geleceğini zannediyor. Yani bu da eşyaya aşık demek ki yani. Evet. Yine de eşyalara aşık biri. Yani ama yaptığımız düşünsene... her davranışın altında bir kodumuz var. Durduk yere yapmıyor. Sanıyor ki o eşyayı alıp da evine götürürse o ona ait. Ben şeyi merak ettim. Bu arkadaşları nasıl tedavi ediyorsunuz siz? Kim? Nasıl oluyor mesela şöyle eşya bir şey var, oğlum Murat yapma. Bey, gelen kimse aslında iyileşmek istemiyor. Ne istiyor biliyor musunuz? Bir üçüncü terapiden sonra bana şunu soruyor. Arayacak mı? Ya bir disfalcıya dön. Kaçıncı aramadan sonra şunu söylemeliyim. Ya kimse aslında iyileşmek haklı istemiyor. Haklı olduğunu duymaya geliyorlar aslında. Hayır, aslında kurban rolünü oynamaya geliyor. O ilişkiyi bitirmek istemiyor. Ben mağdurum, her türlü seviyorum. Adamı değiştirebilir miyiz ya da kadını değiştirebilir miyiz diyor. Ona söylediğim şu, o onun terapisine bakar. Yani o kişiyi getirmeniz lazım. Herkes kendinden sorumlu.
Biz bir geleceğiz böyle toptan size. Bir konuşacak bir şey var yani. Konuşacak bir şeyler var. Beyaz Bey, sizinle ilgili çok mail aldım. Geleceğimi duyan herkes. Madem aşk psikoloğusun ispatlaman lazım diyorlar. Sizinle ilgili. Evet, evlendirin bitsin bu iş diyorsun. Ya en azından bir aşk görelim diyorlar. Yani evlendirin kısmında değiliz. Geldi arkadaşlarınızdan da bana mesajlar geldi. Öyle. Tabii bu akşam da dedi Işıl Hanım bulamazsa, bir şey yapamazsa, çare bulamazsa. Umutsuz vaka. Umutsuz vaka diye. Yine soruyorum, evleneyim mi? Harika. Bakıyorsun değil mi bana? Bakıyorum, ne yapıyorsun? Yani bakıyorsun çünkü ben bu sorudan ve bu sohbetten bana da şey... öyle bakıyorsun bana, abi yine mi falan diye böyle bakıyorsun. Hayır ben hani bu konuyu yine ama nasıl taze söyleyeceksin? Hani ne kadar güzel yine konuyu yeniymiş gibi söylüyorsun. Tazeliği kalmadı konunun ya. Kaldı abi. Ha? Yok abi, var. Evlenmek zorunda değilsin abi. Evlenme abi. Hayırlısı olsun. Evlenme. Ha? Evlenme, evlenmeyeceksen. Niye bu baskı? Belki sen evlenmemen gereken birisi. Ya boş boş sorma be. Allah'ım. Bak şu anda arada kaldın. Şu anda kendimi programın dışında evde oturuyormuşum ve ağzımdan bir şey kaçacakmış gibi. Bir kendime gelmem lazım ya. Bir dakika ya. Boş ver abi ya. Vallahi. Yok yok, tamam kapatalım bu konuyu aman. Yok ya. Boş ver. Hala değil mi? Özlem Hanım telefonda mısınız hala? Yok canım. Buradayım Beyazıt. Hadi canım. Hadi canım. Vay be. İşte Özlem Hanım'la abi. Evlenirim. Bak bekliyor, görüyor musun? Ay gerçekten mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.